Esselamun Aleyküm Sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere inşallah güzel bir tarif yapacağım. Burada 1 kilo dolmalık biberim var. Burada da yarım kilo domatesim var. Doğranmış, hazır. Burada da bir bağ maydanozum var. Bir tutam nanem var. Bir baş sarımsak, 4 tane orta boy soğanım var. Burada da bir yemek kaşığı biber salçası. Bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı da sumak, bir yemek kaşığı nane. Burada da bir su bardağı zeytinyağım var. Burada da 2 bardak ufak pirincim var. Kırık değil, ufak pirinç. Bunlar çok lezzetli oluyor. Mutlaka bunlardan yapmaya çalışın. Bulursanız doğramaya başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve la duası Rabbi temel ve şimdi sayın takipçilerim biberlerimi bu şekilde bastırarak böyle parmağımla temizliyorum bu şekilde. Şöyle bastırarak. Şimdi sana takipçilerin tavamı ocağa koydum. Altını açtım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir su bardağı zeytinyağım var. 1/3'ini koydum. Böyle gerisini bıraktım. Daha sonra sosuma kullanacağım. Şimdi yağım ısındı. Soğanlarla ekliyorum. Soğanlarına sotelendi. Şimdi bir kaşık biber salçası, bir tatlı kaşık domates salçası ekliyorum. Salçamı kavuruyorum böyle. Salça ev salçası olduğu için kavurmaya gerek yok. Ama yine de ben kavuruyorum böyle. Kavurmasınız da olur. Şöyle 2 dakika kadar. Salçamı kavurdum ve burada domateslerimi ekliyorum. Şimdi 2-3 dakika böyle kavurdum. Pirinçlerimi ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimiz senin nefesini. Şimdi yemek kaşığı nane, bir tatlı kaşığı pul biber, tuz koymadım çünkü salçamda tuz var, tuz isteğe bağlı. Yine de tuzuna bakacağım, eğer eksikse kullanacağım. Şimdi yavaş aldım ve üstünü kapatıyorum, birazcık pişmesini sağlayacağım. Şimdi en son bir tatlı kaşığı sumak ekliyorum. Özellikle sarımsağını en son ekliyorum. Aroması kaybolmaması için altını kapatıyorum. Şimdi dolmalarımızı doldurmaya geçelim. Şimdi sayın takipçilerim dolmalarımı bu şekilde dolduruyorum. Çok aşırı bastırmadan kapatıyorum. Evet, tepsime diziyorum. Bir çay kaşığı dolusu tuz ekledim. Kameram çekmemiş. Onu da belirtmiş olayım. Çok bastırmadan birazcık boşluk bırakıyorum. Çok az bir şey. Şöyle
kendi kapağıyla, biber kapağıyla kapatıyorum. Buraya çeyrek su bardağı yağımı ekledim. Bir tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum sosu için. Sosunu yapıyorum bu arada. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi tam 2 su bardağı su ekledim. Kaynar su. İyice sosumu karıştırıyorum. Sosumuzu dolmalarımızın üzerine gezdiriyorum böyle. Şimdi sosumu ekledim. Yağlı kağıdımı suyun altında buruşturdum. Bu şekilde kapatıyorum. Üzeri kurumaması için, pişmesi için fırına götürüyorum. Şimdi sarımsaklarım bunun üzerindeki kağıdı alıyorum. Üzeri kızarması için 10 dakika daha pişireceğim. Şimdi dolmalarımız pişti. Dolmalarımızı çıkaracağım. Dolmalarımızı fırından çıkarttım. Çok sıcaklar. Maşallah, berekallah. 50 dakika pişirdim. Kağıdını üzerinden aldım. 10 dakika daha pişirdim. Şöyle bir tane alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Dolmamızı test ediyorum. Bu şekilde. Sayın takipçilerim, inanılmaz güzel olmuş. Maşallah, berekallah. Tam kıvamında pişmiş. Mutlaka bu tarifi deneyin diyorum. Kameram çekmemiş. 2,5 su bardağı su koydum. Onu da belirteyim. Dolmamız gerçekten çok güzel oldu. Mutlaka bu tarifi deneyin. Bu şekilde fırın dolması da çok güzel oluyor. Şöyle buyurun. Yiyenlere afiyet olsun. Bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Ve ikinci kanalım Hatay'dan Günlükleri TV'den beni takip ederseniz çok sevinirim. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Evde kal, evde hayat var.